düşen iz düşümü meselelerle yaşamak demek. Bir de yani üstüne böyle ekstra gerilimlerle, suni gerilimlerle daha da bir ağırlık bindirilmesi hakikaten çekilmez bir durum yaratıyor. Ve maalesef dediğim gibi bunun gerisi de gelecek. Yani burada bir test sürüşü yapıldı bu konunun bana kalırsa. Aa, işe de yarıyormuş. Bakın Metin Erde, işte hatta Silkin Ün gibi isimlerle dışarıdan bizi geri çekebiliyor. Bizden buradan bir şey çıkarabiliyoruz. Hatta o zaman buradan devam edelim gibi bir şey olacak gibime geliyor maalesef. Evet. Şimdi bir görüntüyü yönetmenin başa alalım bir. En başa alalım. Sesini de açalım. Biz de kalalım ekranda. Hani bir dakika Ayşe. Ettikleri yemin. Şimdi açtım önüme de askerlik yeminimi, ona bakacağım. O yüzden bir baştan oynatalım. Tekrar başa alalım yönetmeni. Baştan oynatalım. Başka bir yemin bulamadım. Şimdi yanlış bir şeyi de aktarmayayım seyircilerimize. Şimdi sosyal medyada şöyle yorumlarda yapılıyor bir taraftan. Yani her yer politize edildiği gibi, yani bu liyakat tartışması ülkenin bütün kurumlarında yaşandığı için ordu da bundan varisi değil. Yani orduya alınan subay adaylarının işte nasıl alındığına ilişkinde zaman zaman işte bir takım haberler yapılıyor vesaire falan. Şimdi bu bağlamda değerlendirildiği vakit bu görüntüyü nasıl? Şimdi sevgili İnan, bu toplumda asker olmak isteyen insanlar Atatürkçü ve milliyetçi olan insanlardan geliyorlar. Siz bunları kesemezsiniz, engellemezsiniz. Milliyetçi olmayan birisi ülkesi için ölmeyi nasıl göze alabilir? Enternasyonalist olacak bir insan asker olur mu? İş adamı belki olur. 15 Temmuz'dan sonra ordunun yapısında keskin bir takım değişiklikler yapıldı. Ben şehit yakın olarak söylüyorum. Bakın, milliyetçi olmayan bir insan, Atatürkçü olmayan bir insan gidip asker olmaz. Şehit yakınıyım ben. Şimdi bakın ya, bu çok ters yani. Çıkıp da Bu insanlara farklı yere çekmek, Mustafa Kemal'in askeri olmaktan niye gocunuyorsunuz? Niye? Yani Sayın Mehmet Metiner, Hüdapar'la FETÖ'nün geçmişteki söylemiyle aynı noktaya düştüğünün farkında mı? Bence bir baştan değerlendirmesi lazım. Ya siz ne yapacaksınız? Nereden asker bulacaksınız? Lütfen açıkla, eğer ya bir bilgim yanlışsa sevgili Murat, bu ülkede insanların %66'sı, 65'i kendisini milliyetçi ve Atatürkçü hissediyor. Böyle algılıyor. Bununla mutlu oluyor. Şimdi siz bu kitleyi kenara koyup kimden asker seçeceksiniz? Kimden asker alacaksınız? Nasıl yapacaksınız bunu? Kaldı ki öteki kitle asker olmak ister mi? Ya milliyetçi olmayan bir insan asker niye olsun? Bana ya bunun sosyolojisini, sosyal psikolojisini, psikolojisinin altyapısını biri çıksa anlatsın bir ya. Murat Karan. Şimdi bakın, politik kimlikler esas alındığında toplumda marjinal diyebileceğimiz politik kimlikler sayıca az olsa da daha örgütlü ve sesleri, o biraz da o ideolojilerinden, o keskin dünya görüşlerinden aldıkları güçle sesleri daha yüksek çıkıyor. Ve içine girdikleri daha büyük kitleleri de işte eğer Marksist-Leninist çizgide çok uçta bir sosyalistse, sosyal demokrat topluluğun içine girdiğinde orayı domine edebiliyor. Şeriatçı bir küçük bir topluluksa içine girdiği muhafazakarları daha fazla domine edebiliyor ve orada sesleri daha çok çıkabiliyor.
ırkçılık boyutundaysa milliyetçilerin içine girip orayı domine etmeye çalışabiliyor. Ama bakın bu toplumda o az önce o millet olma geleneğinin getirdiği binlerce yıllık tarihsel sürecin getirdiği bir millet olma şuuru var bu topraklarda. Ve bu marjinal kimliklerin hepsinin toplamını toplasanız maksimum ama maksimum o kitle %15-20 bandındadır. Yani ayrılıkçı Kürtler, şeriatçılar, ırkçılar, sosyalistler, yani Marksizmi Türkiye'nin yönetim sistemi yapmak isteyenler, bunların hepsinin toplasanız aslında küçük küçük bütün o toplulukların hepsini maksimum bulabileceğiniz rakam %20'yi geçmez. Hı hı. Toplumun kahir ekseriyeti, geriye kalan o %80'i, az önce hani o kimliklerden bahsediyoruz ya, işte Atatürkçülük, milliyetçilik, muhafazakarlık, bunların hepsi de aslında iç içe geçmiş kavramlar. Siz bir cami avlusuna gitseniz, orada muhafazakar insanlara, seçmenlere, siz devleti, devletin kurucu önderlerini, Atatürk'le ilgili olumsuz bir laf söyleseniz, herkesten önce oradaki hacılar sizi taşlarlar. Aynı şekilde yani bu kimlikler, o toplumun ortalama kimlikleri, Cumhuriyet'in kurucu değerleri ve kurucu önderleriyle ilgili, devletin din ve daha doğrusu bu milletin din diyanetle ilgili kutsalı ve özellikle tarihsel bilinçle getirdiği milliyetçilik anlayışını, yani kendi milletiyle ilgili ırkçılığa varmayan o milletini sevmekle alakalı hususlarda duyduğu herhangi bir olumsuzlukta anında o bahsettiğim %80'lik, %85'lik kitle zaten bir ve bütün olmayı başarabiliyor. Şimdi bu ekranda gördüğümüz bu görüntüler, bu genç arkadaşlarımızın ve başlarında da işte bu zaten bu Cumhuriyet'in en büyük kazanımı zaten yemine ettiren bir kız çocuğu. Bu zaten bir İslam ülkeleri içerisindeki gurur olarak bu ülkeye hepimize yaşatılabilecek en büyük gururdur. Kılıcını kınından çekmiş, yüce Türk milletinin namusunu ve şerefini korumak için bu kılıcımla buradayım diyebilmek bir insana zaten bir millete verebilecek zaten en büyük gurur kaynağı. Bakın bir şey hatırlayacağım. Burak Karan'ın çok hoşuna gitti bu görüntü. Tabii ki. Benim de hoşuma gitti. Hatırlıyor musunuz İran Cumhurbaşkanı'nın uçak kazasından sonra İran Cumhurbaşkanlığı Cumhurbaşkanı'nın cenaze törenindeki İran askerinin durumu ve Türk askeriyle kıyaslandığındaki oradaki o keşmekeşi, o şeyi ve Türk ordusuyla kıyaslandığını. Yani bu ülkede her kurum, her kuruluş bir şekilde deforme olabiliyor. Daha sonra düzeltilmek kaydıyla. Ama bu ülkenin temel öznesi, temel yapısı ordu. Çünkü Sayın Rahmetli Demirel'in ifadesiyle söyleyeyim. Önce milletler olur başka milletler için. Milletler ordusunu yapar. Ama bizde önce ordumuz vardı, sonra milletimiz oldu. Hepsine çok teşekkür ediyorum. Ve bu coğrafyada siyasetin dışında tutulmamış bir ordu olmadıkça çok zorlanılır. Yeminin sonu çok etkileyici. Yeminin sonuna ben çok yani çarpıldım. Bu yeminin muhtemelen çünkü hepsi ezberden ve bir ağızdan okuduklarından dolayı evet. Bu bir Kara Harbi'nin yemini.